Bugün Mitez bizlerle olacak. İsterseniz onu hemen bir röportajı alalım. Maç öncesi düşüncelerini şöyle bir konuşalım. Selamlar, hoş geldin. Selamlar herkese, hoş buldum. Yani Muhammed, hemen sana sormak istiyorum bir yandan hızlı bir şekilde. Artık yarı finallere geldiniz. İyi maçlar getirdiniz, kötü maçlar geçirdiniz. Şu andaki hissiyat nedir? Şu andaki hissiyat, seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Eğlenceli, keyifli bizim açımızdan ve aynı zamanda seyirciler açısından geçeceğini düşünüyorum. Ama tekrar söylediğim gibi biz bu turnuvaya ciddi anlamda şampiyon olmaya geldik. Ve içimizde şu an sadece şampiyon olmak var. Karşımıza kim gelirse gelsin. Çok büyük heyecan yok gibi. Bence bu da bir yandan önemli. Yani az önce birazcık iletişimle ilgili konuşmuştuk. Sana da onu sormak istiyorum. Yani maç sırasında bu kadar tansiyonu yüksek oyunlarda hafif kopukluklar olabiliyor. Yani hiç bundan sıkıntı çektiğinizi hissettiğin oldu mu? Belki... Yani zaman zaman yaşanabiliyor. Ne kadar da üst seviyede olsak da zaman zaman böyle şeyler yaşanabiliyor. Anlık heyecanlar olabiliyor. Bunlardan doğan hatalar olabiliyor. Maç takvimleri bazen sıklaşabiliyor. Özellikle hani lower bracket'tan gelen takımlar için. Sizin bu bir buçuk günlük bir aşağı yukarı dinlenme süreniz vardı ama ona rağmen bir yorgunluk hem mental hem fiziksel anlamda hissediyor musunuz? Yoksa durumlar, keyifler nasıl acaba? Yok, herhangi bir yorgunluk hissetmiyoruz. Zaten plan program takvimimizi buna göre ayarlamıştık. O yüzden herhangi bir sıkıntı hissetmiyoruz şu an. O zaman bizler de bol şans dileyelim. Bol şans. Evet. İsterseniz hemen Lego ile röportajımıza geçelim. Ona da birazcık bu soruları soralım. Neler sıkıntı olmuş, neler olmamış. Lego hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, sizler nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Hemen sana da aynı soruyla başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi. Artık yarı finallerdesiniz. Heyecan ne durumda? Yıllardır bu işin içindeyim. Stresi her zaman bende daha azdı. Heyecan daha azdı. Fakat çok büyük bir topluluğa hitap ediyoruz artık. Arkamızda çok büyük bir taraftar var. Çok fazla izleyenimiz var. Bizden galibiyet bekliyorlar. Bizde bunun stresi var sadece. Fakat bu konuda en tecrübeli takımlardan birisiyiz. Kazanacağımıza inanıyoruz. Birazcık bu oyun hani işte momentum oyunu olması, genelde avantajı ele aldığınızda bırakmama durumları, bütün takımlar için bunu söyleyebiliriz ama son dönemde aslında birçok ekibin burada sıkıntı yaşadığını gördük. Yani siz dün mesela maçları kazandınız, 2-0'lık bir seriyle geçtiniz ama genel olarak böyle hatalar, sıkıntılar gelebiliyor. Sence bu nelerden kaynaklı? Ya bu oyunun doğasında olan bir şey. Hani az önce de ben dinledim konuşmalarınızı. Hani şey gibi gözüküyor, BBL'in performansı düştü falan. Aslında öyle değil. Şu an Avrupa'nın birçok top tier takımı Avrupa'da elendi yani. Evet. Yoklar. Evet. Yani diğer FPS oyunlarında örnek vereyim. 5 kişi bir yeri tutamazsınız. Ve yani hep sabittir yani. 2-1-2 tutarsınız. Bir yerden açılıp infolamazsınız. Oyun buna müsaade değil. Fakat Valorant öyle bir oyun ki 5 kişi A tutup B'yi tamamen bırakıp risk alıp yani. Adamlar aynen. A gelirse el alırsınız. Adamlar B giderse 5 kişi geri gidip o B'yi skill'lerinizi alabiliyorsunuz. Veya adam bir info alıp açılıp arkanızdan gelip oyununuzu bozabiliyor. Yani aslında oyun buna çok müsait. Oyun hani 13-1, 13-0'a değil de en küçük takımın en büyük takım arasındaki rekabet oyunun yapısından dolayı en aza inebiliyor oyun içinde dönen hareketlere göre. Ben buna bağlıyorum. Yani aslında önemli olan kazanmak. Ama her an her şey olabiliyor oyun. Yani sen bu arada Avrupa'dan örnek verdin. Aslında Amerika tarafında da bir sürü geçen dönem sendeleyen takımın daha iyi performans gösterdiğini veya aynı şekilde düşüşlerin çıkışlarını olduğunu biliyoruz. Takip eden birçok izleyici farkındadır. Sana bir yandan da aslında ekip etkisini sormak istiyorum. Siz çok uzun süredir beraber oynuyorsunuz ama haliyle çok ciddi de bir firepower'ınız var. Genel olarak güçlü oyunculardan oluşuyorsunuz. Bu sizi çok ekstra boostluyor mu veya gereksiz özgüvene zaman zaman sebep oldu mu hiç? Gereksiz özgüvene olmuyor. Çünkü herkes ne yapacağını biliyor oyun içinde. Ekstra firepower'ın bize çok olumlu bir artı var. Çünkü 2'ye 5 kalsa bile oyuncular ele alabiliyor yani. Gerçekten bunu izlerken de sen biliyorsun. Yanındaki oyuncu da kendini daha rahat hissediyor yani. Hani yanında Yimdirel var, Rus var, Aslan var. Sen de rahat hissediyorsun. Yani sen de rahat oynuyorsun yani. İzlerken biliyorsun vuracak yani. Bunu vuracak. Bu bence gayet net, gayet güzel bir cevaptı. Genel olarak biz futbol serisi için erken final diyorduk. Ben aynısını burada Oxygen'da da söyleyebilirim. Yani benim gözümde buranın 3 tane finali var. İlk futbolist maçınız, bir burada Oxygen karşısında oynayacağınız karşılaşma, bir de yarın oynanacak asıl final. Haliyle bu kadar stresli maçlara arka arkaya çıkmanın da bir yandan sizi geliştirdiğini düşünüyor musun? Ya geliştiriyor tabii ki de. Şöyle 9 maçlık bir namağlup serimiz vardı. Eğer futbolist maçında yenilmeseydik sendeleyecektik yine. Bir dahaki tura sendeleyecektik. Biz hatalarımızdan, kayıplarımızdan ders çıkaran bir takımız. Bunun örneğini First Strike'da verdik zaten. Hani evet. Kaybettiğimiz zaman daha güçlü geri geldik. Bizim üzerimize bir stres baskı vardı belki. O gün birçok iletişim hatası yaşadık futboliste karşı. Fakat o stresi üzerimizden kaybettikten sonra attık. Bunun da en büyük artısı bizi destekleyen insanlar, hani mesaj kutularımız gerçekten olumsuz mesaj yoktu. Hep olumlu mesajlarla doldu. Twitch chatine nazaran yani. Bizi takip eden insanlar. Bu bizi rahatlattı. Hani bu mağlubiyetten biz güçlü bir şekilde geri döneceğiz. Göreceksiniz. Katıldığın için çok çok teşekkür evet. ederiz. Bol şans. Başarılar. Şimdiden maçta ben başarılar. Eklemek istiyorum. Biz diğer bölgelerin maçlarını da yayınlarını da izliyoruz. Gerçekten Türkiye izleyici konusunda da analiz masası konusunda da sunucular konusunda da fark yaratıyor ve seyir zevki ve izlemesi yüksek maçlar haricinde aynı şekilde siz de analiz masası olsun sunucular olsun hepinizin ağzınıza emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bir izleyen olarak teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bence beklentiler sonuna kadar karşılanacak. Bugün müthiş mücadeleleri izleyeceğiz. Icebox. Evet, Icebox geldi ve oksijen tarafında eklediğimiz bir şey vardı. Evet. Belki ilk harita gelmez diye ikinci harita geldi. Şimdi böyle olunca ben heyecanla Lego'nun performansını merak ettiğimi söyleyeceğim. Haritalar kısmında şaşırtan bir şey oldu mu? Evet, yani Icebox'ın ben tercih edilmesini beklemiyordum. Aslında Haven'ın üçüncü harita olarak, evet, ikinci harita olarak da Bind'ın tercih edilmesini ben oksijen tarafında bekledim. Bu arada tabii Ascent haritasında her zaman olduğu gibi Rust'tan gelen bir Sage var. Bir farklı ajan olduğunu göremiyorum şu an için. Oksijen tarafı gayet beklenilen ajanları şu an için gösteriyor. Artık büyük yarışlar başlıyor. BBL Esports'ta Oxen Esports takımları mücadelesindeyiz. İki takıma da başarılar. En iyi iki takımdan biri olacak. Of. Galibiyete uzanan Zisto çok erken açtı. Toronto aslanı yakalamış. Midlink tarafına harika bir baskı. Toronto durumu dengeleyebilirlerdi ama yine avantajı getirdi Oxygen'a. Şok olmuş durumda. İnanılmaz bir başlangıç. Mid'le beraber B çok akıllı bir pick gelmişti ama şimdi... Tabii Keron'un da 3 canı var, onu da söyleyelim. Onun üzerine bir oyun kurabiliriz. Of. Yani Lego Board'a Toronto ile girdi düelloya. Çıkıyor. Harika bir reaksiyon daha. Yine bir headshot. Tek başına Mavera kaldı. 50 saniye var. Yalnız Mavera iki oyuncunun da yerini kısmen biliyor. O şok oku az kalsın Keron'un düşmesine sebebiyet verebilirdi. Double pick'te kazanabilir BBL ama Mavera yavaş yavaş açıları eksiltecek. Bire bire getirdi oyunu. 38 canı var Lego'nun. Üzerine doğru geldi. 8 canı kaldı. Bir mermi daha isabet etti. 25 saniye. Mavera 1 ve 2'yi kazanabilecek mi? 4 mermi ve isabeti buluyor sonunda. Yapılan 4 tane şerif yatırımı söz konusu. Toronto yeterli ekonomiye sahip değiller. Birebir takastan sonra top mid'e doğru bir de Zistu geldi. Bir oyuncu yerde. 5 canı kaldı. Zistu geri dönecek. Al kaybedildi ve Kero durumu dengelerken Asaydın tam kontrolünü aldı BBL. İşler biraz karıştı. Lego bu arada aksaya çok iyi sızdı. Bakalım bahçeden arkalayabilecek mi Heaven'ı? Eğer Lego arkalarsa işler çok karışabilir. Orada drone yerleri gösterdi ama çok kimse Lego'yu beklemeyecek oradan. Lego ilk oyuncuyu gördüğü bir tetik disiplini. Smoke'dan bekleyin ben arkaladım diyor. İki oyuncu yakın. Kero bir tane daha tek atmış. Toronto'nun yeri belli. Tahmin etti. Heaven altında son kalan isim ama Lego'da muazzam bir oyun. İlk round yapamadı. İkinci round yaptı. Adam avantajıyla başlaması BBL adına gerçekten iyi bir başlangıç. Arkasında da bir iki oyuncu gözüktü. Biraz zorlandılar orada. Kero trade alması gerekiyor ve bunu başarıyor. B'den açılacaklar var. AIM-DLL oranın farkında. Tabii taret kırıldı. Orayı biraz daha şimdi daha güçlü bir ajan bekleyecek. Taret'in sahibi geldi. AIM-DLL Mavera'yı düşürüyor. Güzel bir gir çık. 5 canı kaldı Turco'nun gelen Wolven hasarı ile birlikte. Evet, nerede olduğu belli. AIM-DLL hata yapmıyor. 2-1. Avantaj oksijen savunması için Mavera'nın da yan yoldan klasik olarak Odin ile beraber pozisyonu almış durumda olduğunu söyleyelim ve bir gelir mi? Keşif oku mu gelecek? Keşif oku geldi. İnfo nedir? 2-3 gördü mutlaka. Toronto'nun yardımı var. Lego girdi ama yan yoldan devam edecek bu arada savunma. Turco şimdi main tarafından chat'ı gönderiyor. 3-5. Maverdan'da bir skor geldi. Turco savunma yapmaya, vurmaya devam etti. Son kalan isim Russ ve main'den çıkamadı. Geri kalan herhangi bir lurk oyuncusu olmadığı için kısa tarafından Mitez yürümek isteyebilirdi. Kısayı şimdi Zestu gelecek. Buraya doğru duvarda açıldı. Lego patlayıcı çantalarla içeri girecek. Toronto bir boost beklemedi. Ve erken gelen bir entry'den sonra Zestu da avcının iddetine düşüyor. Çok iyi entry'ler geldi. Aslan arkadan gelen bir tezi de buluyor. Bir anda ön plana çıktı. BBL oyuncuları entry'leri alırken Turco ve Mavera son kan iki insan olarak ve birazdan da zaten hareketinde zorlanacağını söyleyebiliriz. Heaven altına bir spam gelecek. Oradan Lego'ya ciddi hasar geldi. Zaten az canı var. Koku ile beraber Lego çok akıllı bir şekilde pozisyon değiştiriyor ve bir save gelebilir mi diye baktım. Bence save gelmeli burada, şansını biraz zorladı ama her şey operatörü almak içindi. Bu güzel operatör gelme. Bir sonraki rounda yine çok etkili olabilecek bir malzeme. Zaten hani ikisi de biraz ekstra killer oksijen aldıkları Mavera. Çıkamadı. Bu arada off angle'da yine Turco beklemeye devam ediyor ama Rastan inanılmaz bir pick. Fena. Ve harika bir entry. Harika bir entry şimdi Toronto. Keşif oku sonrası zıplayıp skor arayacak. Yakalayabildi mi? Hayır. Rast bu arada Mavera'yı vururken. AIM-DLL de Wallbank'la Toronto'yu yakalamış oldu. Backside'de hala Mitez var. Kayıkhane'den arkadan gelen Zistu. Aslan onu bırakmadı ve Mitez'e doğru da gelen Rast. Üçüncü kill ile beraber roundu kapatıyor. Tertemiz bir round. Toronto şu an açılış skoru kovalayacak gibi. Oraya bir slow geldi. Onun önüne çıktı. Bu arada Mitez de kalamış. Toronto'nun da eş zamanlı entrisiyle beraber. Oksijen eSports ilk roundun benzeri bir agresiflikle bu kez iki tane skorla başladılar. Bu biraz daha işleri rahatlatacaktır. Oo, dikkatsiz bir hamle. Toronto round başı oradan aslında skor çıkarmıştı ama geri dönmüştür diye düşünen
BBL oyuncuları kontrolsüz çıkmaya devam ediyor. 3. Toronto 3'ü buldu. Kero top midde. Zıplayarak gelmese belki Toronto onu da vuracaktı ama ekonomik bir hasar vermeye çalışacaktır. İkinci oyuncuyu bulabilecek mi? Hayır, Mites. Mites çok agresif. Oo, risk geliyor. Çok büyük risk ama double pick gelecek. Harika bir entry. Trade'e de zamanında belki çıkamamış olabilirdi ama Zisto hata yapmıyor. Bu arada ultiyle Mavera AMD'lili yakalamış. Arkasına doğru da bir tane daha gitti. Adam avantajı Oxygen'da. Taret'i şu an sadece görecektir Kero. Oraya doğru Taret de kırıldı. Orada bir ulti geldi ve Heaven'a doğru ulti attı aslan. Bu çok iyi bir ulti. Duydu ama pozisyonu çok iyi aslanın. Yani Zisto çok dikkatsiz çıktı. Sanırım spawn tarafına attığını düşünmüştü. Ya muhtemelen biraz daha side'a yakın kısmını attığını düşünmüş olabilir. Çünkü sesi duymuş olmalıydı. Ama yani o hamle hem biraz geç oldu hem de rakibini biraz daha önce yakalayabileceğini umarak yaptığı bir hamleydi bu. Burayı kaybettiğini kabullenecek bence Oxygen. Evet. Bu, çünkü yani, çok iyi yerleşen bir BBL var. Kesinlikle ve yani Heaven kontrolünü de aldılar. Bu çok kritik. Geçmiş durumda Lego side tarafına doğru girip merdivenlerden dolaşacak. Yan yolda rakibi var onu bulmak üzere. Lego entry alamadı Mavera. Bu arada kendini çok iyi saklayan bir Turco var. Turco iki skor birden çıkardı. Main'de iki oyuncu daha var. Bir tane daha vurdu. Turco neler yapıyor ama Kero'nun takası var. Kero yalnız short'taki oyuncularla birlikte BBL oyuncusu var. Şimdi iki uzun, üç tane kısa. Split gelecek ama Rast'tan çok kritik bir entry geldi. Backside'de Zisto var, oraya doğru ulti geldi zaten. Ulti patlamadan Kero vurmuş ve net bir ağ hücumuyla beraber de iki oyuncu birden aldı. Entry'lerle hücumu rahatlatıyor. Oxygen için direkt yine bir save round'u olabilir gibi ama çok gerideler. Tecid kalsaydı Zisto'nun en azından retake oynanabilirdi. Evet, yani bu arada duvarın üzerinde de iki oyuncu var. Oraya hamle yapmak isteyecekler. Gelen paranoyadan sonra Aslan Rust ikilisi 3 tane kill daha çıkartıyor orada. Toronto'nun yeri az çok belli. Quickscope'da da hatası var. Aslan affetmiyor. Kısaya doğru bu arada giden bir Baykuş drone var. Fake drone, ne dersin? Dediğin gibi öyle olacaktır diye düşünüyorum. Oraya doğru iki tane oyuncuyu tespit ettiler. Onlar dönemeyecek henüz. Ve başlangıç noktasında Toronto kendi yeri henüz pek belli olmasa da sesleri duyuyorlar. B tarafında iki oyuncu bekleyecek onları. Oo, çok güzel Nate. Harika. Line'da da bekleyen bir Odin var. Toronto entry'yi buldu ama takası çok hızlı. Lego Mavera'ya düşürmüş. Çok hızlı oldu her şey. Sight artık BBL'in. Bu arada merdiven tarafını gördü ve iyi bir yardımlaşma. Çok hızlı davranmak istedi Oxygen henüz. Sight'ı rakibinize bıraktıktan sonra istediğiniz yalnız pozisyonlara erişebilirsiniz. Geliyorlar. Oyun hızlanacak. Crossfire şeye Toronto. İki gelecek mi? İkinciyi alamadı ve iki tane yani entry buldular pazardan. Bu arada bir tane de fake geldi sanırım Aslan'ın ultisiyle beraber. Şimdi B'de bitirecekler. Backside'da sadece Mavera yan yolda kaldı. Aim DLL çıktı. İki mermi gönderdi. Headshot aldı ve artık B-side bomboş. Orada Rust çok iyi bir noktada bekliyor. Evet. Tecid gelecektir artık. Bu da gelmek zorunda zaten. İlk yanın son roundu. Klasik yere bırakıldı Tecid. Tabi geri kaçma noktaları kayıkhane tamamen kapatan bir tecrit bu. O yüzden spawn'a gidecekler ama Mites aslanı yakaladı. Son 3 saniye artık girmesi lazım buradan yalnız Oxygen. Giremezse bir anlamı kalmayacak tecritin. Oraya doğru duvar geldi. Duvarın yanından geçmek için bir yol var. Ama o duvar kırıldı. İlk yarının son anda olduğunu söyledik. Burayı bir noktaya kadar getirebildi Oxygen ama hala çok dezavantajlılar. Smoke patlamadan önce bir ninja defuse geliyor. Zisto! Harika bir oyun. Çok iyi korudu takım arkadaşını. Son saniye değil. Yetmedi. Herkesi vuruyor. Kendi de düştü. 8-4 oldu. Gördükten sonra oyunu B'ye doğru yaklaştıracak bir savunma göreceğiz. Bu arada yandan, yan yoldan Lego bombotunu bıraktı. Lego, Kero ikilisinden bir skor daha geldi. Hala orada renkli bombasını kullanan bir Lego var. Hücum tıkanabilir demiştin. Tıkanıyor şu an. Mavera Turco kaldı. 2v5. Lego yan yolda ne kadar dayanabilecek? 2 entry geldi ve round alınabilir hale geldi diyecektim. Kero hala vurmaya devam ediyor. Kero açtı, Kero bitirdi. Şimdi bir eco round izleyeceğiz Oksijen'den. Hızlı bir orta kontrol alma çabası. Kero geldi. Yanında Rust'la beraber bir crossfire var ama Rust istediği pozisyonu bulamadı. Fakat Kero hala orada. Kero vurmaya devam edecek mi? Yalnız 2 skor daha geldi. Yani Lego'nun orada bomba yardımı olmasa farklı şeyleri konuşuyor olabilirdi. Rotasyonda yine double pick ve bir anda oyun 2v1'e geldi Oxygen lehine. Bir şekilde 1vs1'leri bulması gerekiyor. Çantalarla girer mi? Akıllarda tek soru. 2 tane Q var. Heaven altında bir oyuncu olduğunu bilmiyor tabii ki burada. Aşağı atladı hızlı bir şekilde. Çok iyi bir crosshair placement. Yalnız arkasına iyi döndü. İyi bir deneme. 1v1'e geldi oyun. Renk tesirli bombayı hemen kullanmayı tercih etti. Patlayıcı çantaları var dediğimiz gibi. Shokoku bu arada fail'landı. Mavera tarafından bir fake daha var. Lego çok iyi oynadı Mavera. İki oyuncu da denemeye devam ediyor. Çantaları kullanmayacak. Girçiklerine devam etti. Şimdi Mavera'nın üzerine gidecek. Aldı. Son anda vurdu ve yetti zaman. Yetecek zaman. Yine 1v2. Yine Lego sahnede.
Yok kalmadı. Yani dediğin gibi biraz dikkat çekmeye çalışıyor o bölgede ama bir oyuncu zaten sızmış durumda. Sanırım drone birini gördüm, emin değilim. Bu esnada yine A tarafında entry'yi midde. Mites bulmuş, yardım var ama Mites bir oyuncuyu daha yakalarken Aslan birebir takastan sonra harika bir işe imza attı Mites. Last Ward'da biraz daha renk tesirli bombalardan hasar aldıktan sonra 1 ve 2 oynamaya çalışacak. Ama önünde duvar var. Evet, önünde duvar var. Oraya doğru atlayabilir. Güzel bir movement gördük. Koro emri geldi herhalde. Arkalamak için zamanı da var aslında bu arada. Yani hiç durmadan gider, hikini çıkartırsa beklenmeyen bir hareket olabilir. Bence bu round'un sonucunda exit frag'leri bulursa Ras çok iyi bir sonuç olur BB adına. Tabii ki, tabii ki. Ya zaten bir bonus round oynuyorlardı hatırlarsan. Hani elle spekteler var. Ras şu an piklerini atıyor. İkinci oyuncu da gördü Ras. Yani arkası dönük oyuncuya direkt vurmak belki orada sıkıntı. Round'un başında bu arada Lego açtı ultisini ve arkasına gidiyor. Kimse ama kimseyi yok. Göremedi. Boş olduğu infosunu aldı. Tahmine doğru gönderecek. En azından oradan da biri varsa yakalayabilirim diye. Yalnız o taktiği belli oldu. Şimdi Heaven'dan MDL'ler kolay bir vuruş oldu. Bir tane daha tek var 15. galiba. Toronto 15 can ama Türko'nun takası var. Renkli bombayı çok iyi bıraktı. Sağ klikle beraber Lego çıktı. Bir kill alıyor. Renkli bomba bir daha geldi eline. Son kalan Zist olacak. O da lurk pozisyonda. Şu an için Haven'dan kimse şüphelenmiyor. Kero oraya bakmaya başladı. Evet, Kero tahmin etti. Tabii yakın mesafe Spectre. Fark edemedi Zisto. Güzel iki mermi gönderiyor ama bayağı hasar var ve Aslan Maşado'yu bitiriyor Vandal'ıyla. Bir hata. Sana zaten Okan Bek'i bitiren nokta oluyor. Fullbay gelebilirdi. Bu arada oyuncunun hepsini gördü. Aslan iki mermi gönderdi. Bir headshot daha atıyor. B arkasında ve midde birer tane daha oyuncu var. Çok iyi başladı BBL her zaman olduğu gibi bu harita genelinde ve Overy'i de düşürdüler. Ya bu round'un bu şekilde geçmemesi gerekiyordu belki ama eldeki tek Vandal MDLL tarafından düşürülüyor. Ve henüz smoke'lar da çıkmadı. Mites erken düşmemek zorunda. Açılan bir nano sürü öne doğru çıkmak zorunda kaldı. Mites iyi bir oyun BBL'den ama Mites biraz inisiyatif alayım derken takımını eksik bırakıyor. Kesinlikle şimdi site içerisine giren Jit'in de farkındalar. Bu arada bir ulti daha geldi. Zisto, Toronto iki tane kill almışlar. Hemen kısa tarafından iki skor arkadan gelen Lego'da yakalanıyor. Zisto çok iyi lurkledi midden sızıp. Bunu tahmin edemedi. Yani başına gerçekten hani birkaç roundda bela oldu ama bu arada Aslan'ın yeri belli yapacağı çok bir şey yok. İyi evet. Bile çevirdi bence Cross'u. Bu arada öldüğü yerlere bakar mısın BBL'in? Mavi evet. Çarpılar gerçekten hani sizin taktiğinizle alakası yok aslında. Tamamen rotasyondaki oyuncuları lurk'ten yakalamışsınız. Ya, Jet Smoke var yalnız bir arkasındaki Zisto da belli oldu. Eğindeler bu arada. Spike'ı düşürmüş. Ağzında iki oyuncuyu birden indirince round bir anda kaos haline geldi. Toronto'yu da gördüler mi diye bakıyorum. Toronto sanırım site içerisinde. Hemen takas geldi Lego'dan. 13-6 BBL çok hızlı bitirdi. Çok çok hızlı bitirdi. Bay bay. Bay bay. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle bakın. Görüşürüz. 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 Bay bay chat. Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay chat. Gene gelin. Tamam.